Şu an New York'ta Modern Sanat Müzesi'nin 5. katındayız. Paul Cézanne'ın 1895-1898 tarihlerinde yapmış olduğu Elmalarla Naturmort adlı çalışmasına bakıyoruz. Bu 3 yıl, bu dönem içerisinde belirli aralıklarla bu tablo üzerinde çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Ama resim hala tamamlanmamış. Tuvalin bazı bölgelerinde boya yok ve diğer alanları ise taslağa henüz yapılmış gibi. Şuradaki masa örtüsüne bakın. Direkt tuvali görmüyoruz. Ancak tuvale sürülen baz boyayı görebiliyoruz. Yukarıda sol köşedeki kumaş da aynı şekilde. Sağ taraftaki sürahiden de beyaz tuval gözüküyor. Boyanmış kısımlar bile sadece taslak gibi. Sanki boyanın sadece ilk katmanı uygulanmış gibi duruyor. Bence çok kötü çizildiğini de söyleyebiliriz. Sürahi sola yatmış. Kasenin üstünü oluşturan elips şekil tamamen deforme olmuş. Bardağa sanki yukarıdan bakıyor gibiyiz. Oysa karşısından bakıyor olmalıydık. Aslına bakarsanız masadaki meyvelerin de düşmesi gerekiyor. Yer çekimine dair hiçbir iz yok. Sezan resmi 19. yüzyılın geleneklerine göre oldukça güzel çizmiş. Yani bütün bunları bilerek böyle yapmış. Bilinçli bir şekilde 19. yüzyıl sonlarında resimde olabilecek her ihtimali bize göstermek istemiş. Avrupa resminin sanatçının gördüğü şeyi olduğu gibi yansıtma geleneği 1880 ve 1890'larda tamamen bırakılmaya başlanmıştı. Bu oldukça ilginç. Natürmört aslında genel olarak sanat camiasında pek önemli bulunmazdı. Bu 17. yüzyıldan beri böyleydi. Sanatçı burada bu formu yeniden canlandırıyor. Hatta natürmört denilince özellikle de 17. yüzyılda aklınıza çok yüksek bir naturalizm etkisi gelirdi her şeyin ne kadar gerçekçi çizilebileceği gösterilirdi. Sezancılar buna tamamen farklı bakıyorlar. Lineer perspektif ve 19. yüzyıla kadar süre gelen hiperrealizm hala baskın. Ama Sezan burada resmi henüz bitirmemiş. Hatta çalışırken rahat ve hızlı çalışmış. Böylece ortaya karmaşık bir ortam çıkmış. Özellikle de 19. yüzyılda bu resme bakan kişiler için. Hatta bugün bile resme baktığımız zaman bir tür belirsizlik hissediyoruz. Bence sanatçı o dönemde kullanılan yöntemlerin artık bir şekilde bittiğini biliyordu ve resim için yeni yöntemler arıyordu. Bu sayede görmenin yeni yöntemlerini de araştırıyordu. Üstüne üstlük sanki burada tuvalin içine girip bu şekilleri farklı biçimde deneyimlemek için de üstü kapalı bir davetiye var. 19. yüzyılda çok eskilerden beri süre gelen geleneğe göre Sanatçı bir noktada uzunca bir süre dururdu ve resimdeki her şeyi oradaki bakış açısına göre çizerdi. Cezanne ise burada tuvale doğru ilerlememizi ve onun içinde bakışlarımızın gezinmesini sağlıyor. Peki burada Cezanne'ın bize daha karmaşık bakış açıları ve resme bakmanın değişik yollarını vermesi mümkün mü? Aslında bence burada sormamız gereken daha önemli bir soru. Bunun 19. yüzyıl sonlarında ya da 20. yüzyıl başlarında neden ve nasıl önemli olduğu konusu. Kişinin deneyimi ve bakış açısı, zamanın, mekanın ve bakmanın öznerliği daha önemli bir hale gelmişti. 19. yüzyılın sonlarında görülenin aynısını çizme geleneğinin çöküşü, az önce bahsettiğimiz konuların yükselişine sebep olmuştu. Bence Sezan'ı anlamak için öznerlik oldukça önemli. Aynı zamanlarda modern dünyanın diğer görsel gerçekliklerinin altını çizen başka gelişmeler de olmuştu. Mesela fotoğrafçılık. Görsellerin göz açıp kapanıncaya kadar olan geçiciliği, ulaşımın hızı, yani bir anlamda bakış açısının karmaşasını yansıtmak. Cezanne bütün bunları alıp bakış açısının karmaşıklığı ile birleştiriyor. Üstünden Gogen'in eklediği ruhsallığı, yani maneviyatı ve de Van Gogh'un eklediği psikolojik bakış açısını çıkarıyor. Bütün bunları çok soğuk, titiz bir şekilde işliyor. Tabii ki bu gelecek yüzyıla darbe gibi etki ediyor. Matisse ve Picasso gibi sanatçılar bu işten esinleniyorlar. Buna soyutluğa ve sadeliğe yaptığı girişle kübizmin kuruluşu bile diyebiliriz. Yani başka bir deyişle Cezanne kendisinden sonra gelen bakış açısının temellerini atıyor.